18. ayette andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bazısını gördü diyor ya. Evet. Buna istinaden çevresindeki hiç kimse dönüp de ne gördün, neydi o deliller, o delilleri bizimle de bir paylaşır mısın demiş midir? Orada bir cevap vermiş midir peki? Nedir bu deliller? Burası kapalı. Mesela genellikle cenneti, cehennemi, o melekut alemini, öbür dünyanın gerçekliğini görmüş olabilir. Bu mümkün. Olasılık ama bilmiyoruz. Evet, bu olasılık. Öpürüm. Bilmiyoruz. Burası çok müper. Ben dedim ya hocam. Anlaşılmıyor Pelin Hanım. Ne olduğu anlaşılmıyor. Evet. Hocamın da dediği gibi ayet bazı şeyleri böyle kapalı geçiyor. Ayet, ama hadis-i şeriflerle gelen haberler var ya. Oradan anlıyoruz. Oradan ne olduğunu. Hatta orada şöyle akıl bir soru da getiriyor. Hı. Cennet, cehennem daha henüz doldurulmadı. Evet. Bütün insanlar ölecek, haşir olacak, tabii, tabii. Kitaplar dağıtılacak, mizana uğranacak, sırata uğranacak, sonra cennet, cehennem doldu. Efendimiz de diyor ki cennette şunları gördüm, cehennemde de şöyle azap olunduğunu boyut gördüm. Boyut değişti hocam, yani o ayrı bir alem açılıyor. Boyut değişti, bir, iki... Biz Pelin Hanım 50 sene evvel olan bir olayı bir filme alıp bugüne getirebiliyoruz. Bugün bilgisayar 100 sene sonra olacak olayı da bize izlettirebiliyor. 5 yaşındaki çocuğu koyuyorsunuz, 100 sene sonra hangi duruma gelecek? İleride olacak bir olayı da Cenab-ı Allah peygamberimize göstermiş. Şimdi biz diyoruz ya hani surenin belli bir yerinde işte başka bir konuya geçiyor gibi. Mesela bu Necm suresinde de evet aynen. Şimdi göz şaşmadı, sınırı da aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bazısını gördü. Şimdi bilmeyen ne zanneder? O delillerden bahsedecek. Hayır, neden bahsediyor? Siz de gördünüz değil mi? O Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncüsü Menat'ı. Ki müşriklerin taptığı putlar bunlar. Size erkek, ona dişi öyle mi? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırma diye diye devam ediyor. Burası da ayrı bir sıkıntılı bir hikaye var orada da oraya girmeyelim. Tamam, girmeyelim Karanlık hocam. Karanlık meselesi, evet. Tamam, şimdi yine ben size... Mesela bu belli ki belki de iki ayrı bölümde inmiş olabilir. Benim yine merak ettiğim hususlardan bir tanesi. Şimdi onu notlarımda bulursam. Evet, buyurun. Mesela Naziat 27'de şunu soruyor. Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Evet. Ama cevabını orada vermiyor. Sonra Mümin 57'de diyor ki ama başka bir surenin bambaşka bir ayetinde bunun cevabı geliyor. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Neden mesela bunun cevabını onun... Ya bunun hocam ne? O bir kere o sorunun cevabı Mümin 57'deki ifade değil. Değil mi? Değil. Ama birebir buna tekabül etmiyor, etmiyor mu gibi sanki? Naziat, Naziat'taki soru neydi o? Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Orada o soru bildiğimiz soru değil bir kere. Biz ona takriri soru diyoruz. Cevabı içinde olan. Cevabı içinde olan bir soru. Yani göklerin yaratılması daha zordur. Yani onun içinde var. Entüm eşeddu halkan emis sema. Yani göklerin yaratılmasının daha zor olduğunu mu çıkarıyoruz? Hayır, bütün sureden hayır, değil o yok, ayet. Yok yok o ayet diyor ki entüm eşeddu halkan emis sema diye sorarken ne yani bu koskoca devasa bu kainatı yaratmak mı zor, sizi mi yaratmak zor? Bu soru pekala iyi bilirsiniz ki kainatı yaratmak zor demektir. Evet demektir ve o sorunun mesaj alınmıştır. O soru yani öğretmenim hangisi daha yaratmak zor sorusu gibi bir basit düz soru değil. Bu sorunun içinde cevabı verilmiştir ve muhatap mesaj alındı demiştir. Öbür tarafa gelirsek oranın bağlamı farklı. Mümin 57'de lehalgu semavati vel ardı ekberu min halkin nas. Bu elbette ki bu insanların yaratılışından çok daha azametli bir iştir şey. Kainatı yaratmak derken aslında orada bağlam yukarıdaki müşrik tipinden iki ayet yukarıda bir müşriğin kibrinden bahsediyor. Ayetin bağlamı. Sen kendini böyle kibirden yeğe göre sığdıramıyorsun. Sen kimsin ki? Senin varlığının cürmü ne ki? Sen bu ecram-ı semavat içerisinde kaç santimlik yer işgal ediyorsun ki de böyle kalkmışım bütün bu devasa alemi yaratan Rabbine karşı meydan okuyorsun. Haddini bil bağlamıdır orası. İki ayet üstüne lütfen bakın göreceksiniz. Yani bakın. Bakın. İnnellezîne yücadülûne fî âyâtillâhi bi gayri sultanin etâhüm.
getirip önümüze koyacak sağlam, somut bir delili olmadan Allah'ın ayetleri yani Kur'an'ı efendim vesaire hakkında ileri geri konuşan, tartışanlar in fi sudurihim illa kibrun. Mahum bi baligi. Bir türlü kibirlenseler de o bir türlü hırslarına da doyamadıkları, hedeflerine ulaşamadıkları, hedeflerine, muradına eremedikleri evet. bir kibirden başka bir şey yoktur gönüllerinde. O kibirlilik var ya. Sen kimsin ki kibir yapmak kim? Sen kim? Senin hocam, evet bu bağlamı budur hocam. Affınıza sığınarak değil mi? Bunun bağlamı bu. Evet. Sen kainatta kaç santim yer tutarsın evet, dedi bu. Hocam da. Evet. O çok bütün evreni bir tarafa bırakalım. Sadece Samanyolu galaksisinde biz değil, dünyamız değil, güneş sistemi bile bir toplu iğnenin ucu kadar yer tutuyor. Evet. Adresimizi bilelim, haddimizi bilelim. Allah-u Teala orada ona işaret ediyor. Yani burada eğer haddini... bir Allah'ın ayetleri karşısında az çok kibir, yakışık alar bir şey olacağını varsayalım. Hı. Sen değil yani senden önce dağlar, taşlar, semalar yapma. Ama biz inna aradnal emane. Biz, evet aleyhissemavat. Onlara emaneti arz ettik. Yani ne emaneti? Allah'a taat emanetini. Onlar buna ihanetten istinkaf ettiler. Ama gel gör ki kafirlik, nankörlükteki insan ve hamelehel insan. Ama onlar buna ihaneti yapabildi. O emaneti ahzetmek değil, ihanet etmek. Lütfen Zeccac'a bakınız bu konuda. Efendim, evet. Söz sizde mi? Evet. Yok siz tamamlayın, ben söyleyeyim. Başka bir şey evet. soracağım. Değerli hocama diyeceğim ki bakın ayet çok açık. Emaneti, ibadeti, taatı semalara ve arza teklif ettik, kaçındılar. Kaçındılar, şeyi kaçırdılar hocam. Bunu nasıl ya, izah edebiliriz? Hocam şeyi, aklen izah edemeyiz. Yok, taat emanetine ihanetten kaçındılar. Burada yani, şey anlatılıyor, tam da bu anlattığım. Yani Allah'a karşı hani... Tav'an ev kerhan diyor. Evet. Yani kainattaki en devasa varlıklar ve Allah onları ne maksatla yarattıysa hiç kusur etmeden yaratıldıkları amaç uğrunda iş yapıyor. Ama sen şu cürmüne bakmadan bu çapınla, bu hacminle meydan okuyabiliyorsun. Onda evet, bir onlarla var. Bizim aramızda bir fark var. İster istemez uyan varlıklar da irade evet. cüz'iye yok. Bize irade-i cüziye vermiş Allah'a. Bu temsili bir anlatım aslında. Evet. Emanetle irade-i cüziye evet. diyorum. Buyurun. Evet. Buyurun. Ben de irademi kullanarak yeni bir başlık açmak istiyorum. Evet, açalım. Şimdi efendim yine izleyicimizin sorusundan yola çıkarak teşekkür ederim. Ben de zaten bu konuya girmek istiyordum. Muzaffer Uras diyor ki iyi akşamlar. Hı-hı. Neden bazı sureleri hala anlayamıyoruz? Örneğin Zülkarneyn kıssası gibi. Evet. Şimdi ben de zaten keyfe girmek istiyordum. Bu evet. Kehf Mekke dönemindeymiş 110 ayet ve evet. burada da Kehf mağara demek. Evet. Surede temel konu inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri. Ayrıca Hazreti Musa ile Zülkarneyn konu edilmektedir. Şimdi mesela... Gelin Hanım öncelikle o Zülkarneyn ile ilgili bu seyircimize bir şey vereyim. Evet. İslam Ansiklopedisi'nin... Bu Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 44. cildi ve son cildi. Hı hı, orada Zülkarneyn maddesi var. İnternetten bile girebilirler. PDF'sini de indirebilirler. Orada bu Zülkarneyn maddesi acizane bizim tarafımızdan yazıldı. Öyle mi? Evet hocam. Özellikle okuyacağım. %95 tahmin ediyorum Zülkarneyn'i anlayacak. Fakat yani, kısa bir özet de verelim lütfen o zaman. Lütfen verelim. Anlayacak, evet. Lütfen çünkü, hocam. Evet. Hocam bu, yok hocam mı verecek? O zaman ben şuradan kısaca yazdı. Okuyayım. Tabii ben 83'ten başlayacağım. 83'le evet, başlıyor 83, değil mi? 83-100 arası aşağı yukarı. Diyor ki evet. bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki herhalde burada Hazreti Peygamber'e Zülkarneyn nedir kimdir diye mi soruyorlar? Öyle mi? Ona girelim isterseniz. Ha, de ki evet. size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Güneşin battığı yere varınca şimdi enteresan. Güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavim buldu. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek.
O da onu görünmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim ki iman edip iyi bir iş yaparsa buna da en güzel mükafat vardır. Biz buyruğumuzdan ona kolay olanı söyleriz. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Biz onda olan her şeyi kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Şimdi burası çok enteresan. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? Dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizinle onların arasında en sağlam seddi yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakitte ateş yakıp örükleyin dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc de bu seti ne aşabildiler ne delebildiler. Zülkarneyn dedi ki bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakitte onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır diyor. Devam edeyim mi? Burada bırakayım mı? Bitti. Bitti. Burada bitti Zülkarneyn kıssası. Ama sure devam ediyor. Evet, şimdi nereden Zülkarneyn'e evet. giriyor? Zülkarneyn kim? Yecüc, Mecüc mi? Evet. Tabii ki kısaca isterseniz anlatayım. Evet. Bu İsra suresinde 3 tane ilginç kıssa var. Hızır Musa diye bilinen kıssa. Kehf'te. Evet. Zülkarneyn var. Ashabı Kehf var. Bir de İsra'da bağlantılı olarak ve yeselûneke anir ruh diye bir ifade var. Bu Zülkarneyn'i bizim rivayetlerimiz genellikle Yahudilerden bu kıssacılığıyla tanınan Nadır bin Haris denen müşrik Yahudilerden akıl alarak peygamberi biraz köşeye sıkıştırmak, bilgi açısından test edip bilemeyeceği sorular sorup ondan sonra halk nazarında itibarsızlaştırmak gibi bir amaçla adeta gidip Yahudilerin bilgi birikiminden istifadeyle soru çalıyor. Gelip peygamberi halk nazarında soruyor. Efendime söyleyeyim. Birisi soruların kabul edilen anlaşıldığına göre, kabul edilen genel kanaate göre ve yeselûneke anir ruh, ruh sorusu. O ruha gireriz ayrıca. Geçen İki, programımız evet, oydu ya. O ruh muhtemelen sen bu vahiy getiren bu Cibril vahiy bunun kaynağı ne? Nereden geliyor? Böyle bir şey. İki, Zülkarneyn kimdir? Bu dünyanın doğu batı tarafına giden kişi. Bir de bu yedi uyurlar meselesi. Ashab-ı Kehf. İşte Peygamber Efendimiz yarın size cevap veririm. Cevap yarın oluyor, gelmiyor. Bunun üzerine bir 10-15 gün sonra وَلَا تَغُولَنَّ لِشَيْءٍ İnni fa'ilun evet. İlla en yaşallah. Ve hatta zor duruma düşüyor değil mi? Tabii. Yarın ben veririm cevabı. Bu 23-24. Ayetlerin de yer aldığı şey geliyor. O ayetin tercümesini hemen verelim hocam. Evet. Cenab-ı Allah Efendimiz'e diyor ki hiçbir şeyi inşallah demeden yarın yapacağım deme. Deme. Bir şeyi yarın yapacağım inşallah. İnşallah çok önemli bizim gündelik evet. dilde biz bunu biraz anlamını çok satileştirdik ama bizde olmayacak şeyler için söylenen bir kelime haline geldi. Bir o evet, şekilde satileştirdik var. Hocam. Evet. Bir de çok ucuza indirdik. Evet işte onu bir su getir inşallah. Bir su vereyim inşallah. Bu kadar basite inmemesi yani lazım. Sulandırılmış bir inşallah. Evet. Kur'an'da evet. çok hayati bir kavram yani. Evet. Allah diyor dilemedikçe. Ki, yarın bir şey yapacağın zaman evet. illa inşallah de. Hocam o, Allah merkezli Kur'an'ın dilinin ve bence Müslümanlara öğrettiği en temel ilkelerden birisi budur. Allah razı olsun. Allah'a her işin başında ve sonunda bileceksin. Kendinden bir şey bilmeyeceksin ve kendini fazla önemsemeyeceksin. Bitti. Burada Zülkarneyn meselesi, bu genellikle böyle durduk yere gelmiş bir metin gibi okunur bizde ve öyle tefsir edilir. Oysa ve yeselûneke diyen birileri var. Bunun Zülkarneyn'i bulmak için soruyu kim sorduğunun izini takip edecek. Soranlar kimdi? Yahudi menşeli soru. Yahudilerden geliyor. Sorunun kaynağı orası. O zaman Yahudi tarihinde arayacaksınız bu adamı. Büyük İskender diyorlar. Makedonya kralı. Niye Büyük İskender? Hatta İskendername diye bir edebi tür oluşmuş. Ya bu kadar büyük bir yeri ancak fethetse ilahi bir inayetle destekle fethedebilir diye Büyük İskender. Ama bizim selefi alimler özellikle
Müşrik bir adamı gelip burada iman sahibi olan Zülkarneyn'le nasıl özdeşleştirirsiniz diye. Kimileri bu Zülkarneyn, Zünuvas gibi sıfatlamalardan hareketle Yemen, Himyar, böyle Yemen taraflarında bir kral falan diyorlar. Oturmuyor. Bizim sonuç, tespit şu. Uzatmayacağım. Bu %95 Pers kralı Kuruş'tur. Yani C harfiyle yazılan, C Rus diye yazılan, Koreş diye de okunan, Kuruş, Büyük Kuruş, Koreş diye de okunan. Bu bu adamın Yahudi tarihindeki ehemmiyeti çok önemli. Fazla. Babil sürgününden Yahudileri kurtaran kişidir. Tekrar onları eski ata yurtlarına, Filistin'e gönderen ve istedikleri gibi dinlerini yaşama imkanı veren kişidir. Yahudi kaynaklarında Tanrı'nın Mesih'i diye geçer bu kişi. Hatta Musa Aleyhisselam'la, Harun'la, Üzeyr'le yan yana neredeyse aynı statüde övücü ifadelerle geçer. Bu Tanrı'nın Mesih dediğimiz Tanah'ta, yani kutsal Yahudi literatürün metinli içinde var bu ifadeler. 3. Peki bu adam tarihte ne yapmış? Seferler yapmış. Ege Denizi sahili ne kadar getirmiş ülkesinin sınırlarını. Orta Asya'nın iç Asya'ya kadar götürmüş doğuda. Kuzeyde de bu Kafkasya sınırına, bu bizim Gürcistan'la Türkiye'yi birbirine bağlayan o doğal vadinin oraya kadar götürmüş. Bu üç sefer baktığınızda uyuyor. O güneşin balçıkta batar gibi buldu demek. Bu Magribe Şems dediğimiz yer aslında çıplak gözle baktığınızda bir denizin ufkunda güneşin o batış anı var ya, o akşam karanlığının çıplak gözle tasvirini anlatıyor. Üzerlerinde hiç elbisesi olmayan, güneşten koruyacak hiçbir şeyleri olmayan ifadesi de o doğu seferindeki Matlia Şems'teki kavim ise bizde genellikle ilkel kavim, yani böyle pigmeler gibi falan anlaşılıyor. Aslında yaşadıkları yerin bozkır, biteksiz, ağaçsız, ormansız olduğunu gösterir. Kuzeye gittiğimizde asıl şimdi geldik Set'te. Yecüc ve Mecüc fesat çıkarıyorlar. Evet, o da bu, Set yapıyor. Evet, bu Yecüc ve Mecüc bizde kulakları yerlere kadar sürünen, işte bir ağızlarını bir göle dayadıklarında gölün suyunu tüketen, kıllardan vücudu görülmeyen böyle efsanevi bir acayip bir şey anlatılır. Yaratık gibi. Hikaye, bir şey. Yaratık gibi. Fakat genellikle kuzeyden güneye akın eden istilacı kavimler olarak bizim ilk tefsir kaynaklarında sahabeden gelen, bunların arasında Türklerin de adı geçer. Yecüc, Mecüc kapsamında. Moğollar, İskitler, Rusların vallahi atası. Vallahi benim aklıma Moğollar geldi evet. De. Evet. Hani bunlar geçer. Türklerin de adı geçer falan şimdi, deyince orada evet, bozuldu. Evet, yani kaynaklarımızda var. Şimdi bu tabii, fakat şöyle düşünülüyor. Mesela Türkler yorumlarını bazı hocalarımız, nasıl olur biz İslam'ın bin küsür yıldır sancaklarlığını yapıyoruz. Ne zaman bize yapıyoruz? Nasıl Yecüc Mecüc dersiniz? O sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Bir de Enbiya suresinde Yecüc Mecüc var. Mümkünle hadebi yensilyon. Kıyametten önce geleceğe ve bütün dünyayı kaosa, yangın yerine çevirecek bir kavimden. Şimdi Zülkarneyn kıssasındaki Yecüc ve Mecüc ile orayı denkleştiriyorlar. Kıyamette de geleceklerine göre biz Türklerin hala Yecüc Mecüc olma ihtimali yok. Biz Müslümanız şu anda diyorlar. Fakat şunu söyleyeyim size. Yecüc ve Mecüc bir özel isim, Pelin Çift gibi bir isim değildir. Yecüc ve Mecüc bir sıfat ismidir. Yani bizim hani ne deriz, barbarlar, haylazlar, haytalar gibi bir sıfat ismidir. Zülkarneyn döneminin Yecüc, anarşistler gibi. Yecüc ve Mecüc'ü İskitler, Moğollardır. Kıyametten önce gelecek, dünyada fesada boğacak kavim de X'tir, Y'dir. Şimdilik bilemeyiz. Dolayısıyla Yecüc ve Mecüc'ü tarihi kimlikli bir şey olarak değil, bir sıfat ismi olarak almakta
Gog, Magog gibi. Yani. Hmm. Evet. Böyle anlamakta fayda. Bu Set şu anda Derbent dediğimiz bu Hazar Denizi kıyısında. Oradaki o doğal Set gibi o dağların arasına yapılmış. Hatta İbni Hurdazbih dediğimiz bizim coğrafyacının mesela eski kaynaklarımızdan biri 1,5 sayfalık bir Zülkarneyn Setli tarifi vardır. Dönemin halifesi git rüyasında görür Zülkarneyn Setli'ni. Evet. Git oranı araştır, bir heyetle gider, uzunca bir tasvirini yapar. Orada hala Koreş Setli diye eski Ermeni kitabelerinde geçer. Artı bu Pers kralı Koreş'in efendim inancının efendime söyleyeyim tek tanrı inancı olduğu kaynaklarda mevcuttur. Çok adil bir adalet sahibi bir insan olarak geçer kaynaklarda. Yahudi tarihinde adeta bir Musa peygambere gösterilen hürmet kadar. Çünkü onlara tekrar özgürlüklerine bahşetmiştir. Babil sürgününü bitirmiştir. İki, bu Setti yapar. Kureş Setti olarak kaynaklarda geçer. Bir de bu şu anda Afganistan sınırları dahilinde bulunan İstihar şehrinde bu Kureş'in bir şeyi çıktı. Taş kitabede kabartması. Başında boynuzlu bir şeyi var. Nedir? Başlığı Vikingler gibi. Hı. Nereden baksanız bütün verileri topladığınızda %90 Kureş'e çıkıyor. Yolların sonu. Orada bir anlaşamadığımız bir kavim var. Söz anlamıyor. Evet, söz anlamaz. Ben onu not almıştım hocam. Evet, o söz anlamamayı bizde genellikle böyle dil anlaşmazlığı, o Almanca bu İngilizce konuşması gibi. Tercüman kullanması gibi anlıyorlar ama o aslında la yekadune yefkahune hadisadaki gibi minisa. Hmm. Yani bir türlü sözü kabul etmezler. Ama sözden anlamaz. Adamsın. İşte o anlamazlıktır. Ben evet. O notu almıştım. Evet, bunu da bak. Aldım. O sebep de sebep kelimesi de imkan demek. Bu ilim olur, bu iktidar olur, bir güç olur, olur ama bu uzaya çıkan uzay aracı olmaz, onu söyleyeyim. Bir kitap yazıldı ya Zülkarneyn uzaya çıkan. Sebebi uzay ne? Uzay mekiği yaptı birisi. Hı. Yani Kur'an-ı Kerim'e böyle hayallerinizi, fantazilerinizi yüklemeyin. Gidin onu bir film senaryosu yapın, film çekin. Yani böyle, Kur'an böyle yorumlanmaz. Bu Kur'an'a bühtandır. Yani Kur'an bir gün geldiğinde bu soruyu peygambere soran adam uzaya giden birini sormadı herhalde. Ayıptır, günahtır. Yapmayın böyle. Yani burada halk nazarında biraz oluşturacağım diye. İlgi, merak diye. Böyle yorumlar yapılmamalı. Tarih takriben 3000 küsur sene evvel değil mi hocam? Evet yani bu yani. Babil sürgününü biliyorsunuz milattan önce işte 500'ler 450'ler o civarlarda. 2500 gibi senelik bir olay. Şey nereden baksanız. Şimdi Pelin Hanım dikkat ettiniz mi? Bak hocama hiçbir noktada itirazım olmadı. Evet. Olamaz. Sahası Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bize Zülkarneyn konusunda bilgilendirdiği için. Peki yedi uyurlardan niye bize bahsediyor? Bir de yedi uyurların ne olduğunu tabii önce bir anlatın. Ondan sonra da ona geçelim isterseniz. Ben kısa arz edeyim mi hocama bırakayım. Ashab-ı Kehf diyoruz. Bazısı keyif diyor. Sanki keyif ehli gibi. Söylemesi zor ya ondan öyle daha zor. Telaffuzu zor hocam. Ondan herhalde. İki sessizdir. Yan yana zor. İki. Kef. H ve Kef. F yan yana. İnançlarından dolayı kendilerine zulmedilme noktasında olan sayılarını kesin bilmemekle beraber 7 kişi oldukları bir de yanlarındaki köpek Kıtmir olarak bir mağaraya sığındıkları. Orada 300 sene uyudukları, 9 sene de ilave ettikleri, bu süre içerisinde bir yandan öbür yana da devamlı çevrildiği, bulundukları mağarada güneşin de bir taraftan doğarken ve batarken oraya uğradığı Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Genel olarak da işte Allah-u Teala her şeye kadirdir, gücü her şeye yeter. Dilerse bu kadar uyutur, tekrar diriltir anlamında bir mesaj veriliyor. Ve uyandıkları zaman da ne kadar kaldık diye birbirlerine sorduklarında bir gün veya daha az kaldık diye zamanın da izafi olduğunu, göreceli bir şey olduğunu, yarın ahirete de insanlar gittiğinde dünyada ne kadar yaşadınız diye sorulduğunda bir gün veya daha az kaldık diyeceği haber veriliyor. Orada da bize bir mesaj var. Şu bir gün veya daha bir günden daha az kabul edilecek dünya hayatını
uzun zannedip de kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin. Kimsenin kalbini kırmayın. Rabbinize karşı olan görevleri ihmal etmeyin. Onun yasaklarını işlemeye kalkmayın. Bütün dünya hayatı bir gün veya bir gün kadar kısa. İşte 309 sene bile bir gün veya bir günden daha kısa geliyor insanlara diye. Bu mesajların verildiği, daha sonra da işte işlerinden birini çarşıya gönderip bize iyi yiyecekler al diye parayla gönderdiklerinde paralarından çok eskiye ait oldukları keşfedilip ortaya çıkarıldığı kişiler olarak haber veriliyor.